Siz öldünüz. Daha demin öldünüz. Gördüm. Demek farkına varmadan ölmüşüm. Onun ölümüyle güldüren adamların hüngür hüngür ağladığını izledik biz. Bizi kahkahalara boğan Tolga Çevik'in gözyaşlarını silişini izledik. Dimdik duruşuyla bildiğimiz Yılmaz Erdoğan'ın boynunun büküldüğünü gördük. Devlet gibi kadın olan Demet Akbağ'ın gücünü kaybettiğine şahit olduk. Yani o giderken tek başına gitmedi bizden. İçimizden bir şeyleri koparıp öyle gitti. Kadınlarla erkeklerin bir arada olma ihtimali anca romanlarda olur. Bak bu müzik var ya, ben bu müziği 280 defa dinledim akacığım. Ben dinlemekten bıktım, onlar evlenmekten bıkmadı ya. Hafızalarımızdan silinmeyecek izler bırakan, dilimize pelesenk olmuş repliklerin üstadı, ruhumuza işleyen cümlelerin mimarı olan Erdal Tosun'un hayat hikayesi bu. Hayat bu ufaklık, şakaya gelmez. 5 dakikada adama türlü türlü kostüm giydirirsin. Farkına bile varamazsın. Üstündeki elbiseye sen bile inanırsın, hemen o oluverirsin. Ben buna üniformanın zehri diyorum, laf aramızda. Sanki 70'li yıllarda gördüm bu adamı. Gözüm bir yerden ısırıyor diyebilirsiniz. Çünkü 60'lı 70'li yılların usta sinema oyuncularından Necdet Tosunluoğlu. Babasına olan benzerliği onu çok eski zamanlardan tanıyormuşuz gibi hissettirir bize. Kalbinin ezilirken çıkardığı ses kulaklarında çınlıyor. Ayşe, ben bu aşkı olduramaz. O zaman öldürüyorum. Herkese durumu açıklarım, merak etme. Ayşe, ben gidiyorum. Hoşça kal. Kimi zaman ölümsüz kahkahalar bıraktı bize, kimi zaman da hüzünlendiren cümleler kurdu. Ucundan, kıyısından bile olsa bir deme tiyatro izleyen herkes tanır Erdal abimizi. Onun erkenden aramızdan ayrılışı bizi üzse de en fazla tiyatro sahneleri özleyecek onun mizacını, o ses tonunu. Ne olmuş yani büyük adam olamadıksa? Hayallerimizi satmadık ya. Erdal Tosun, 9 Nisan 1963'te İstanbul'da Sevim Hanım ve Necdet Bey'in ilk çocukları olarak dünyaya geldi. Aslen Balıkesirliydiler. Babası Necdet Tosun, hepimizin Türk filmlerinden tanıdığı kocaman gülen tonton oyuncuydu. Necdet Bey lokantacılık, leblebicilik, ardından terzi olarak çalışmış ve sempatik tavırlarıyla Burhaniye'ye gelen bir film ekibinin dikkatini çekmişti. Sonrasında elinde kepçeyle haylaz çocuk karakterlerin peşinde koşan konak aşçısı, kimi zaman güleç yüzlü bir işportacı, kimi zaman bir komiser, bazen vapur görevlisi veya kapıcı olarak gördüğümüz, ekrandan gülümseyen siyah beyaz filmlerin enfes oyuncusu olmuştu. Oğulları Erdal ve Gürdal da babasının izinden gidecek, ülkesinde adından iyi söz edilen muhteşem oyuncular olacaklardı. Yani armut dibine düşecekti. Senin adın neydi? Tombalak derler bana. Tombalak mı? O nedir öyle? Şişmanım ya, o yüzden. İnsanların dış görünüşüne bakıp alaycı isimler takmak lümpence bir tavır. Benimsemiyorum. Efendim? Gerçek bir adın yok mu senin? Vallahi yok galiba. Necdet Tosun, Türk sinemasının efsane isimlerinden de evet. Ancak ne Türk sineması ne de canının içi olan ailesi doyabildi ona. İş için gittiği Almanya'da bir trafik kazası geçirdiğinde ve sonu bu dünyadan göç olduğunda Necdet Tosun 48, Erdal ise 12 yaşındaydı. Necdet Bey bir süre Almanya'da tedavi edildikten sonra İstanbul'a getirildi. Ancak toprağında geçen 10 günün sonunda hayata gözlerini kapamıştı. Kim bilir, belki Erdal da babasını kaybettiği gün kararını verdi. Kahramanının izinden yürüyecekti. Mutluluk paylaşmadan olmaz ufaklık. İçindeki sevgiden herkese bir parça vereceksin. Bazısına az da olsa olur, fark etmez. Zarar etmez. Doğduğumdan beri buradayım. Bak, şarabım hala bitmedi. Ben onunla yürüyorum bu yolda. O da içimdeki sevgiyi etrafa dağıtıyor. Ne olmuş yani biraz sarhoş olduysak? Zafer sarhoşu değiliz ya. Erdal'ın hayatı Sarıyer'de başlamıştı. Çocukluğunu, 12 yaşından sonra akmayan zamanı, sonra gençliğini, ardından yetişkinliğini burada geçirecekti hep. Onun adını hafızama kaydettim, seninkini bir türlü hatırlayamıyorum. Neydi bacım? Yonca. Dört yapraklısından mı? Liseyi Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nde bitirmiş ve hemen ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kaydolmuştu. İnsanı sahneye, ekrana kilit edecek bir aurası vardı. Daha üniversite bitmeden sinema tiyatro başlamıştı bile. O da, kardeşi de babalarının izinden giden iyi birer oyuncu olacaklardı.
Onlar Tosun kardeşlerdi. Erdal Tosun 1981'de bir Atıf Yılmaz filmi olan Mine ile ilk kez sinema severlerle buluştu. Bir yandan da okul devam ediyordu. 1985'te ise İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndaydı. Üniversiteyi bitirir bitirmez de Tilbe Saran, Uğur Yücel, Suat Sungur gibi Türkiye'nin özel oyuncularının yer aldığı arkadaş grubuyla özel tiyatroyu kurdular. Onlar oyunculuğa gönül vermiş, geleceklerinin parlak olduğu gözlerinden okunan gençlerdi. Ama bu açtıkları tiyatro işi pek yürümedi. Oyunlar oynadılar, sahnelere çıktılar ama önce kadroları daraldı, sonra da dağıldılar. Daha sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'nda yeni görevine başladı. Ancak burada kısa süre çalışacaktı. BKM'den teklif gelecek ve BKM oyuncular arasına katılacaktı. Erdal için oyunculuk mükemmel bir şekilde ilerliyordu. Tiyatro konusunda hep başarılı işlerde sahnede olduğu gibi Türk sinemasının da aranan isimlerinden biri olmuştu. Babası hayatta olsa kuşkusuz onunla çok gurur duyardı. Belki de ton ton gülümserdi. Ölmüş. Ne? Nasıl ölmüş? Adama lafının sonunu getirtmiyorsunuz ki. Ölmüş ama ağlı yanıyor. Yani bu 20 bin kilometre daha ya gider ya gitmez. Kardeşi Gürdal'sa ondan 4 yaş küçüktü. O da abisi gibi oyunculuğa gönül vermiş isimlerden biriydi. Hepimiz onları Bir Demet Tiyatro'da izlerken çok keyiflendik. Onlar Eyvah Necdet ve Tombalak kardeşlerdi. Erdal İlknur Tosun'la 1995 yılında evlendi. Mutlu birliktelikleri 1996'da Zeynep Kiraz adını verdikleri kızlarıyla taçlanmıştı. Bu evlilik 20 yıl gibi hatırı sayılır bir süre devam etti. Ancak 20 yılın sonunda Erdal ve İlknur çifti anlaşarak boşanacaktı. Yine de birbirlerine bağlılıkları, sevgileri, saygıları hiç bitmeyecekti. Var mı polisiye bir şeyler? Polisiyenin kralı bizde, gözünü seveyim. Bak, hayalet Akbaba Harun, hayatımın komiseri Behzat Ç. Buyurun. Bütün bu filmleri seyrettim. Bu 4. yakalanışı. Bu kadar orijinaline denk gelmedim ya. Öpeceğim abi. Vallahi. Erdal'ı unutamayacağımız, hafızalara kazıyacağımız ilk televizyon çalışması Bir Demet Tiyatro'ydu. 1995'te evliliğiyle birlikte başladığı yeni yola büyük bir başarının başlangıcını da katmıştı. Birçok farklı karaktere hayat veriyor ve hepsinde birden sağladığı muntazam başarıyla da izleyicisini mest ediyordu. Benim çocuk aklıma en çok Eyvah Necdet ve Spartaküs Vedat yer etti. Uçmaya bu kadar yakın olup da uçamamak yazık. Baksana şu zavallının haline. Sana bak dedim. Bakıyorum Necdet abi. Şimdi bu tavuktan uçmasını rica et bakalım. Efendim? Dediğimi duydun. Spartaküs Vedat'ın işçinin yanında dik duruşu, fabrikatörlerin ve hak yiyenlerin karşısında sergilediği sert tavırları, emekçinin hakkını arayışı ve kendini ezdirme işi etkilemişti belki de. İyi de bak donlarını kendin yıkıyorsun ama. Ne yani? Spartaküs donlarını kuru temizlemeye mi veriyordu? Ama bizim bu yaptığımız suçtur Vedat. Sulhi! Mustafa Kemal de Samsun'a çıkarken suç işliyordu. Tabii İri Hikmet, Hidayet ve Ekmekçi Danyal da vardı. Özellikle BKM ile çalışmaya başladıktan sonra Erdal ve Yılmaz Erdoğan gördüler ki kimyaları uymuştu. 1999 yapımı Vizontele'de samimi, içimizden insanların yaşadığı bir köy vardı. Ve bu köyün o izlenesi karakterlerinden biri de Şehmuz'du. Erdal Tosun Şehmuz karakteriyle de izleyenlerini mest etmişti. Erken kaybedişler Erdal'ın hayatının döngüsünü oluşturuyordu. Babasının ardından mesleki yolculuklarını birlikte sürdürdükleri kardeşini kaybetmişti. Kardeşi Gürdal'ı kaybedişini, acısını Ağustos 2015'te bir dergiye şöyle anlatmıştı. Ben Vizontele filminin çekimleri için Van'daydım. Annem vardı yanımda. Bir gün Necati Akpınar beni kenara çekti. Gürdal dün biraz kötü olmuş dedi. Oturdum bir yere. Yok şimdi iyi ama ben yine de gitmek istersin diye düşündüm dedi. Atladım gittim. İyiydi. Çok zayıfladığı için göbek derisi tam böbreği takacakları yere sarkıyordu. Baskı yapmasın diye orada bir yağ emme ameliyatı yapmışlar. Bu yüzden dengeleri biraz şaşmış. Ama diyalize girince düzelmiş. Ertesi gün onu iyi görünce işimi bitirmek için Van'a geri döndüm. Dönerken de söz aldım. Ben geleceğim. Sakın ben olmadan ölme dedim. Tamam dedi. Yorgundu ama alışıktı buna. Sözüne güvenip Van'a gittim. Tutmadı sözünü. Öldü. Gürdal Tosun böbrek yetmezliği yaşarken bağırsaklara giden damarların tıkanmasıyla ölmüş, Türkiye Tombalağını, Erdal da yol arkadaşını kaybetmişti. Yıl 2000'di ve Gürdal 33 yaşındaydı. Kendi getirdi, danıştırdı, akabinde ailesiyle birlikte geldi çocuk. Yalan söylüyorsun. Yalan ha? Ben de yalan söyleyecektim. Var mı? Var. Olabilir ama bu sefer doğru söylüyorum. Bu ya da buna benzer pek çok replikle hafızalarımıza kazınmıştı. Belki yakışıklı diye peşinden koşulmuyordu ama sahnesini öyle bir dolduruyordu ki evet ben gerçek bir şey izledim. Sevindim, güldüm ya da üzüldüm diyebiliyordum.
Kroyum ama para bende diyerek can verdiği karakteri hatırladınız mı? Kroyum ama para bende. Evet, Medeni Karpuz. 2002'de başlayan başarılı dizilerden biri olan Yarım Elmalı Erdal, parayı sonradan bulmuş ve bunu her fırsatta dile getiren, karısını aldattığı yetmezmiş gibi sevgilisini de yanında çalıştırmaktan geri durmayan Medeni Karpuz karakterini canlandırmıştı. Seyircisinin beğenisini bir kez daha kazanmış, her rolün hakkını vereceğini bir kez daha kanıtlamıştı. Kroyum ama para bende. Arşivde nesi bir oyunculuk geçmişi vardı evet, ama burada hepsine yetmek ne mümkün. Ardından bir güzellik daha oldu ve Erdal'ın yolu Cem Yılmaz'la kesişti. Öyle ki onu Gora'daki senin yüzüne ne olmuş repliğinden hatırlıyorsunuzdur. Ona göz kulak ol, onu yalnız bırakma. Ya bir şey soracağım, senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Hakkını teslim etmek lazım. Erdal Tosun bizi çok güldürmüştü. Ama öyle rolleri vardı ki replikleriyle adeta hayat dersi veriyordu. Benim en sevdiklerimden biri de şuydu. Zehir abi sen dilsiz değilsin. Niye hiç konuşmuyorsun? Bir ara çok konuştum. Hiç faydasını görmedim, bırak. Bir Yılmaz Erdoğan filmi olan 2005 yapımı Organize İşler'in Zehir abisi. Elbette filmin komik yanları çoktu. Ama hiç konuşmayan bir karakterin kurduğu bu cümle ve üzerine eklenen Erdal Tosun oyunculuğuyla derinliği de artmıyor değildi. Ah be Zehir abi. Şimdi burada olsaydın. Ne güzel susardık seninle. Bir diğer örneğimi de 2010 yapımı Rina'dan vermeliyim. Erdal Tosun, 3 yakın arkadaşın hikayesinin anlatıldığı Rina'da Memo karakterine hayat verdi. Bir repliği şöyleydi ki, duygulanmamak elde değil. Gitmek cesaret ister ufaklık. Gideceğin yer neresi olursa olsun, sevdiklerinle arana mesafe girince varış yerinin hiçbir anlamı kalmaz. Elinde şarap şişesi, dünya zevklerinden elini eteğini çekmiş, filozofluk ve sorgulama derecesine ulaşmış, hüzünlü değil ama mizacı öyle bir karakteri izledik. Hepimiz etkilendik onun kurduğu samimi cümlelerden. Bize nelerin önemli olduğunu, her şeye rağmen nefes almanın kıymetini, yaşadığımız bu hayatta minicik şeylerden bile nasıl mutlu olacağımızı gösterdi bize. Ne bakıyorsun öyle ya? Dedim ya, hüzünlü değilim. Benim mizacım böyle. 25 yıldır içiyorum bunu. Ben ona içimi döküyorum, o bana içinizdekileri gösteriyor. Ve bir gün bizi güldüren o güzel yüzlü adamın acı haberini aldık. 30 Kasım 2016, saat 06.30. Erdal Tosun, Sarıyer'de meydana gelen korkunç trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kader ağlarını onun için son kez örmüş, babasının kaderini ona mühürlemişti. Erdal Tosun 53 yaşındaydı. Sonrası onu seven herkes için gözyaşı oldu. İlknur Tosun cenaze arabasının ardından "Beni Erdal'dan ayırmayın, beni de bindirin" diye acısını haykırırken yürekleri yakmakla kalmamış, 20 yıllık sevginin de bitmediğini göstermişti. Onun için düzenlenen törende çok iyi bir insan, muhteşem bir baba. Paylaşmayı çok seven, çok izleyen, çok okuyan, çok bilgili bir oyuncu. Çocukları sever, inatçı bir hasta. Çok zeki, çok duygusal, çok cömert, çok zarif bir adamdı diye konuştu. Erdal Tosun'un cenazesi sevenlerinin eşliğinde BKM'den alkışlarla uğurlandı. Seveni çoktu kuşkusuz ama birlikte çalışmanın, aile olmanın yeri başkaydı. Yılmaz Erdoğan, Erdal Tosun için düzenlenen törende duygulanarak şunları söylemişti. 16 yıl önce Buldan Erdal'la beraber Gürdal'a uğurlanmıştık. Ama onlar hiçbir yere gitmiyorlar. Buradalar, bizimleler. Bu ülke var oldukça onlar da var olacaklar. Uğurlar olsun. Gözyaşlarına hakim olamayan bir diğer isim de Demet Akbağ'dı. 10 saniyelik trafik kazasına vurgu yapan Demet Akbağ da duygularına yenik düşmüştü. 10 saniyelik saçma bir tesadüf eseri bugün burada toplandık. 10 saniye sadece bizi buraya toplayan şey. Buna söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten yetmiyor kelimeler. Cem Yılmaz da töreni gözyaşları içinde seyretmişti. Bunca güldüren bir adamın bunca ağlatmasına, bu suretten dünyanın garip döngüsüne durup uzaktan baktığında ne çok şaşıyor insan. Her rolün hakkını verişiyle, dokunduğu her karaktere bulaştırdığı güzellikle, seyircisine verdiği önem ve onlara kattığı değerle bir Erdal Tosun geçti bu hayattan. Bir ölünün bu kadar neşeli olduğu da görülmemiştir. Yaşayan bir adama ölüm muamelesi yapmak. Söyleyin, oyun mu bu yoksa delirdiniz mi kuzum?